Yani şu an piyasa öyle bir noktaya geldi ki artık yavaş yavaş hem 12 aylık bilançolar geliyor hem de 3 aylıklar da gelmeye başladığı bir döneme girdik. Gerçekten özellikle de araştırma birimleri için çok yorucu, zor bir dönem. İki çeyreği, Aynen öyle. son çeyreği ve çeyreği aynı anda takip etmemiz gerekiyor. Allah yardımcıları olsun hepimizin. Şu an için hisse senedi saniye alacağım. Evet, son çeyrek itibariyle neredeyse ikinci çeyrek yani üçüncü çeyreği katladı diyebiliriz karlılık anlamında. Hisse senedinde trend uzun vadeli trend yukarı ama kısayla orta vadede halen güç toplamaya çalışıyor hisse senedi. Bugün %6'lık bir 6,5'luk bir prim yapmış. Burada önemli olan 154, 153 pardon 150 150 diyelim kısacası. 150 seviyesinde zirve yaptıktan sonra bu hisse senedi bir düzeltmeye girmiş. Bu düzeltmeyi halen devam ettiriyor. Bu düzeltmenin 130 seviyesi aşılması durumunda ancak tekrar önceki zirvelere doğru bir hareketi başlatabilir. Yani bu sektör içerisinde en dinamik hisselerden bir tanesi. Öyle söyleyeyim. Bilanço performansı açısından da yani aslında kötü de sayılmaz. Geçen yılki bu piyasa koşullarında şu an için neredeyse 9,70 10'a yakın bir fiyat kazanç oranı var. Biraz uzun vadeli yatırım tarafında takip edebileceğimiz hisseler arasına sokabiliriz. Dediğim gibi 130 seviyesi direnç. Burası aşılırsa 150'ler hedef haline gelecektir. Bu hisse senedi 116 seviyesi yani 60 günlük ortalama destek olarak korunduğu sürece taşınabilir. Ama burada önemli olan yukarı yönlü çok güçlü bir atak yapıp yapamayacağım. O konuda açıkçası çok emin değilim. Ama bir düzeltmeye tekrar bir tepki sürecine başlamış. Yani 150 seviyesinden gelen bir aşağı yönlü düzeltmenin şu anda tepkisini yaşıyoruz.